Herkese merhabalar. Bugün Nedir serimizin son videosuyla karşınızdayız. Neyi anlatacağız bugün? Ejekülasyon dediğimiz boşalma mekanizmasının nasıl olduğundan biraz bahsetmek istiyorum. Aslında boşalma, ejekülasyon çok karmaşık bir konu. Kişilerin de bu konuda çok kavram karmaşasıyla karşı karşıya olduğunu görüyorum. Ejekülasyon var, boşalma var, orgazm var. Ne nedir? Biraz bunları anlamakta açıkçası güçlük çekiyoruz. Orgazm hemen hemen erkeklerde her zaman boşalmayı takip eden, yani ejekülasyon dediğimiz meninin vücut dışına atılmasını takip eden psikososyal bir duruma verdiğimiz isim. Yani orgazm dediğimiz hissettiğimiz psikososyal bir olay iken ejekülasyon, boşalma fiziksel meninin dışarı atılmasını temsil eden olaya verdiğimiz isim. Boşalma kontrolü üzerinde, orgazm üzerinde, ejekülasyon üzerinde etkili mekanizmaları çok iyi bilmek gerekiyor. Burası çok karmaşık bir hormonal ve sinirsel bir yapıyı temsil ediyor. Bir erkeğin penisindeki en hassas nokta glans penis dediğimiz bölge. Glans penis, daha önceki videolarımda bahsettiğim üretra etrafını saran corpus spongiosum isimli yapının kalınlaşarak penisin baş kısmında oluşturduğu yapı. Bu glans peniste bulunan serbest sinir uçları ve penisin alt tarafında bizim frenulum dediğimiz bölgede bulunan sinir yapıları iletileri alıyor. Bu bir his. Bu hisler beyine doğru iletiliyor. Beyinde bazı kontrol mekanizmalarında bu veriler işlendikten sonra burada işlenen veriler kişinin yeniden genital bölgesine doğru sinir sistemiyle iletiliyor. Burada testislerden, prostattan, seminal vezikül dediğimiz daha önce bahsettiğim semen sıvısını oluşturan yapılardan bir salgı sağlanıyor. Yani bir meni oluşturuluyor. Bu oluşturulma safhasına, bu zamana kadar geçen ejekülasyon fazına biz emisyon fazı diyoruz. Emisyon olduktan ve meni atılmaya hazır hale geldikten, tüm komponentleri toparlandıktan sonra bizim ejekülatuar kanal dediğimiz prostata açılan iki kanaldan gelen tüm sıvılar toplanıyor ve üretraya atılıyor. Üretra dediğimiz idrar kısmında meni toplandığı zaman mesane boyunu kasılıyor. Çünkü geri idrar kesesine doğru kaçışı önlemek gerekiyor. Mesane boyunu kasıldıktan sonra meni ileriye doğru atılıyor. Kabaca bu fazada biz ekspulsiyon, atılım fazı diyoruz. Yani emisyon ve ekspulsiyondan oluşan iki basamaklı bir faz olsa da yoğun bir hormonal, sinirsel ve vasküler bir kontrolü var. Biz hastalarda boşalma problemleri gördüğümüzde hem erken boşalma olsun hem geç boşalma olsun veyahut da orgazm sorunları olduğunda bu yapıyı çok iyi anlamak isteriz. Çünkü erken boşalmanın birden fazla sebebi olabilir. Bu yüzden biz hastaların fizyolojik olarak hangi basamakta etkilendiğini, bir hipersensitivite mi var, yani bir fazla duyarlılık mı var veyahut da bir sünnet hatasından dolayı mı kaynaklanıyor? Sinirsel bir problem mi var? Hormonal bir problem mi var? Beslenmeyle ilgili sorunları mı var? Davranışsal problemleri mi var? Bunları çok detaylı incelemek isteriz. Yani ejekülasyon, boşalma fizyolojisine hakim olmak hem tüm erkekler için hem de tüm androloglar ve hekimler için çok önemli bir yere sahip. Nedir serimizin burada sonuna geldik. Bundan sonra biraz daha hastalıklara yöneldiğimiz, patofizyolojileri anlattığımız ve yavaş yavaş tedavilere geçtiğimiz çekimlerimiz olacak. Bundan sonraki fazla da sizlerle birlikte olmak için çok heyecanlıyız ekibimiz olarak. Çok teşekkür ediyoruz bugünlere kadar bizleri takip ettiğiniz için. Herkese sağlıklı günler diliyoruz.